Biz sanılıyor ki efendim buradaki bu 12 adalar meselesi Türkiye İngiltere bize teklif etmiş. Yalnız İngiltere var işin içinde. İşte biz bunu reddetmişiz. Yahu bir Amerika var işin içinde. Sovyetler Birliği var işin içinde. Stalin Boğazlardan sürekli olarak statünün değişmesi için talepte bulunuyor. Dolayısıyla böyle bir dönem biz ABD'yi ve Sovyetler Birliği'ni hiç konuşmuyoruz, onların baskılarını. Bu koşullar altında Ankara'ya evet doğru büyük elçiler nezdinde işte Almanların teklifi oldu, İngilizlerin teklifi oldu iki tarafta. Ancak İsmet İnönü çok önemli bir diplomat. Çok önemli bir diplomat. İsmet Paşa düşündü. Dedi ki bu adaların bu koşullarda bunların her ikisi tarafından da bize teklif ediliyor olması çok açık, çok net biçimde. Bir kere bizim elimizde bunu bırakmayacaklar. Almanlardan alacak olsam bu taraf suçlayacak, bu taraftan alacak olsam öbür Ha. suç, tabii efendim ya öbür O, taraf suçlayacak. onun için hiç şey olmadı yani, istekli olmadı. Evet. Şimdi sonra ne oldu? 10 Şubat 1947, şimdi televizyonlarda çok konuşulan İtalya'daki bu Paris Antlaşması var ya. Evet. Tamam. Şimdi İtalya bunu imzaladı mı? Çok güzel. Bu masada Türkiye yer aldı mı? Bakın bu masada Türkiye yer almadı. Deniyor ki Türkiye buraya davet edildi, reddedildi. Şimdi İsmet Paşa bir şey söyledi. Bir şey düşündü. Dedi ki arkadaş biz savaşa girmedik. Bu masaya geldiğim zaman beni bu masadan kovacaklar. Beni itibarsız kılacaklar ve bana şu cümleyi söyleyecekler. Savaşa girmediğin halde Türkiye arkadaş sen neyi talep ediyorsun? Ve bizi buradan yüz geri kovacaklar. O masaya otursaydınız size adaları falan kimsenin vermek gibi öyle bir niyeti yok ki. Bütün bunların hepsi efendim bütün bunların hepsi göz ardı ediliyor. Söyleniyor efendim Türkiye Lozan'da kaybetti. Türkiye Lozan'da neyi kaybetti? İtalyanların elindeki adalar için oturuldu. Lozan'da 12, 13, 14, 15. maddelere geri dönsün herkes bir baksın bakayım. Lozan'ı okumadan Peki, konuşmuyorum. Erol Bey, son olarak şeyi sorayım. Şimdi bu Bakın. statülerin tartışılmaya açılması nasıl bir sonuç doğurur? Bir iki dakikada özetler Peki misiniz? efendim hemen söyleyeyim. Bakın şöyle düşünelim. Lozan Barış Antlaşması'nı kadük ettik. Yırttık attık. Kabul. Onu atarsak Bu şu maliyetli olur an ama. ben dur bir şey söyleyeceğim. Şimdi diyelim ki ya da Lozan'ı Tayyip Bey'in 2016'ydı yanılmıyorsam 2018 mi 2016 mı neyse yılı karıştırdım. Yunanistan'la ilgili bir konuşması vardı hani oraya giderken. Yani ne dedi? Efendim Lozan dedi güncellenebilir bu Yunanistan'ın da lehine olur gibi bir cümle kurdu. Çok güzel. Lozan'ı güncellerseniz Ege Adaları Türkiye'nin olur mu? Bak çok açık söylüyorum. Hayır. Türkiye Ege Adalarını işgal edebilir mi? Hepsini işgal edebilir. İlhak edebilir mi? Hayır. Bakın 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ilhak, işgal bunlar ordularla olmaz. İsrail'in Filistinlere falan yaptığını, Gazze'de yaptığı kimseye aldatmasın. O başka bir şey. Orası İsrail'le ilgili başka özel bir Anladım. durum var. Burasını Türkiye İsmail diyelim Saymaz Kırım var diyor. şimdi örnek vereceğim. Kırım'ı söyleyeceğim. Kırım'ı söyleyeceğim. Efendim şimdi tam da işte örneklemem onun üzerine İsmail kardeşim. Şimdi burasına buraya girdiniz. Uluslararası arena Birleşmiş Milletler kabul etmediği sürece siz buralarda kalamazsınız. Kırım örneği bunun en güncel, en canlı örneğidir. Kırım kimin toprağı? Ukrayna'nın toprağı. Ne yaptı? Rusya geldi burasını işgal etti. Doğru mu? Evet, şu Ama an. ne oluyor? Uluslararası arena yani Birleşmiş Milletler yani kurulmuş bütün bağımsız devletler bu işgali onaylamadıkları için burası Rusya topraklarına ilhak edilmiş değildir. Hali hazırda uluslararası hukuka göre Kırım Ukrayna toprağıdır. Şimdi dolayısıyla bu adalar meselesi nasıl çözülür kısmına gelince bunlar böyle işgalle falan filan olabilecek olan bir mesele değil. Orada nüfus problemleri bir sürü problem var. Bu uluslararası hukukta bunun çözümü zor. Ancak Ege Denizi'ndeki problemler iki ülke bir araya gelirse olabilir. İki ülkenin de bir araya gelmesi Ankara, Atina istese bile öteki uluslar, Evet, o büyük istemez. güçler bunu hiçbir İstemez. zaman Peki. istemeyeceklerdir. Hiçbir zaman istemeyecekler. Son olarak da şunu söyleyeyim. Buradaki adalar Türkiye'ye ait olanlar da Yunanistan'a ait olanlar da. Kural neydi? Silahsızlandırılmış olacak. Her iki ülke de silahlandırdı buralarını. Şimdi bir de böyle gerçekler var. O nedenle oturup bunu böyle iç politika malzemesi yapmadan çok doğru düzgün konuşmak gerekiyor. Eğer bir şey konuşulacaksa AKP döneminde Yunanistan'ın işgaline göz yumulan adacık ve kayalıklar konuşulsun. Şimdi bu konuşulmuyor.
Ama Evet. ta 1900 efendim Lozan'la biz hesaplaşacağız diye, işte Sevr keşke uygulansaydı diyen bir takım aklı evvellerin ortaya koymuş olduğu tarih saptırmaları üzerinden herkes konuşmaya çalışıyor. Hayır kardeşim, oturun tarihe bakın, bu adaların statüsüne bakın. Türkiye'de bu konuda yazılmış çok kitap var, çalışmış çok akademisyen var, Deniz Kuvvetleri'nin orada kaynakları var, her şey var orada. Oturulup onunla çalışılsın. Türk halkını da hiç bunlarla böyle ayaklara kaldırmayınız. Peki. Kaldırmayınız. Var olanı koruyunuz. Var olanı koruyunuz. Oradaki yeraltı kaynakları için bu Mavi Vatan projesine falan onlara sahip çıkın. Bütün enerjinizi ona harcayın. Erol Bey, özlemişiz sizin böyle analizlerinizi. Ya sağolunuz, var olunuz. Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde. Sağ Aynı olun bende efendim. ben. Sağ olun. Destek Bir verdiniz. Vizyonumuzu da açtınız. Buyurun buyurun. Bir 30 saniye. Buyurun buyurun. Osmanlı Devleti, estağfurullah, Osmanlı Devleti döneminde bu adaların nüfusu neydi? Türk Müslüman unsurlar mıydı çoğunlukta, yoksa Hristiyanlar mı? Hristiyanlar, Yunanlılar ağırlıkta idi, bir az miktarda da Yahudi vardı. Türk Müslüman unsurlara sıra gelince buralardaki bizim fetihlerde kurulmuş olan donanma üslerindeki Yeniçeriler vardı. Onların oluşturdukları aileler. Yani uluslararası arenaya gittiğiniz zaman bu nüfus meselelerine falan bakın. Bir de Devlet Bey'in danışmanlarına şunu söylüyorum. Bu konularda açın Misak-ı Milli'nin 6 maddesine bakın, bakın bakalım orada adalar lafı geçiyor mu? Anladım. Yarın öbür gün mahkemeler uluslararası mahkemeye taşındığında kalkıp 1920 17 Şubat'taki o 6 maddeyi de Türkiye'nin karşısına koyar, çok zorlarlar. Çok zorlarlar. Onun için Peki. biraz sakin. Biraz sakin. Çok teşekkür ediyoruz Erol Bey. İyi efendim, akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar sağ olun, diliyorum. İyi sağ yayınlar. Kolay. Evet. Erol Bey diyor ki bu tartışma diyor şey olmaz diyor. Öyle sabahtan akşama kalktım işgal ettimle olmaz. Bu çağda işgal olmaz diyor. Bir. İkincisi o konu Lozan'la beraber teminat altına alınmıştır diyor. Lozan'ı tartışmaya açarsanız başka problemler de beraberinde gelir diyor. Ama ada ve adacıkları ayırıyor. Hani adacıklar var ya, küçük adacıklar. O konuda çünkü onların statüsü de belli değil. Sahibi de belli değil. Küçük adacıklar işte o meşhur Kardak değil mi? Kardak krizinin adacığı da söyledi. Şimdi ne yapıyoruz Deniz? Söyle bana. Gidelim mi? Tamam. Şimdi gidelim. Dönüşte ne kadar gideceğiz dönüşte? 6 dakika sonra buradayız da son bölüm kaç dakika? Tamam. Şimdi uzun uza diye bir bölüm bekliyor sevgili dostlar. Niye uzun uza diye diyorum? Çünkü son bölümde çok hani gazetecilik tabiriyle söyleyeyim, bomba kulis bilgileri var. Bomba haberler var ve İsmail Saymaz'ın demin ben bu bölümü anlatacaktım Gürkan dediği özel demeçler var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve saldırıya uğrayan Barış Atay'la konuştu İsmail Saymaz. Onları anlatacak. Barış arkadaştan Muharrem İnce'ye ilişkin çok çok ilginç, özel, kimsenin bilmediği bir bilgi gelecek. Onu da şimdiden söylüyorum. Çaylarınızı tazeleyin, yerlerinizi alın. Tam 5 dakika sonra karşınızdayız.